Gençler ne yapacağız? 12. sınıf 4. ünitesi atom modellerini beraber işleyeceğiz. Önce bir kazanımlara bakacağım. Fakat şunu belirteyim. Yine bu konu anlatımda aynı atom altı parçacıklarda olduğu gibi 3 web kitabından birden yararlanarak anlatımı hazırladım. Yani benimle birlikte bu dersi dinlediğinizde belki biraz uzun gelebilir. Ancak 3 defa tekrar etmiş olacağız. Yani bir dersin içerisinde ben aynı şeyi 3 kez tekrarladığımda öğrenme olasılığınız ne olacaktır? Artacaktır. Bakalım kitaplardan birincisi 12. sınıf Anadolu Liselerinde okutulan devlet yayınlarına ait MEP Milli Eğitim Bakanlığı kitabı. İkincisi Başak Yayıncılığı'na ait yine 12. sınıf Anadolu Liselerinde okutulan özel bir yayın evinin hazırladığı kitap. Ve son olarak Fen Lisesi kitabı olarak hazırlanan yine devlet yayınlarına ait diğer kitap. Atom altı parçacıklarda olduğu gibi atom modellerinde de Fen Lisesi kitabının kazanımı olarak bir farklılığı yok çocuklar. Dolayısıyla bu kitaptan da anlatmayı tercih ettim. Hatta bazı yerleri çok daha güzel anlatmış. Şimdi bakalım kazanımlarımız nedir? Öncelikle atom kavramı tarihsel gelişimi başlığımız atom kavramını açıklayacaksınız. Alt şeylere geçersek Bohr atom teorisinin taneciklerinin diğer teoriler ayrıntılara girilmeden tarihsel gelişim süresini verilir. Bohr atom teorisi haricindeki diğer teoriler nedir bu? Dalton atom teorisi. Thomson atom ve üçüncüsü de Rutherford atom modeli. Bunlara ayrıntıya girmeyeceğiz. Yüzeysel vereceğiz. Ama ayrıntıya girmemiş halimiz bile maşallah yani bir 40-45 dakikamız alacak. B. Atom model teorilerinin birbiriyle ilişkili olarak geliştirildiği vurgulanmalıdır. Yani birinden yola çıkarak, esinlenerek, olan bu burayı açıklayamamış, ben biraz daha geliştireyim deyip bilim adamı hop ötekileri yapmış, üstüne eklemiş bir şeyler. O da onu almış, onu yapmış, o da almış. Bu şekilde ne oluyor? Birbiriyle ilişkili olarak gelişiyorlar. Ve Bohr atom teorisinde atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları vurgulanır. Üstüne bir de matematiksel hesaplamaları girmeyeceğiz. Cümlenin başı sanki üstüne bir de matematiksel hesaplamaları girilir gibi gidecekti ama öyle bir şey yok. Matematiksel hesaplamalara girmeyeceğiz ama ufak tefek, minik, küçük, mıtık hesaplamalar yapılacak. Buradaki matematiksel hesaplamalardan kastı böyle haydi enerji hesapla çup 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 bir şeyler yok. Ama biz yine de formülü bileceğiz. Doğru orantı, ters orantı bilmem ne kavramlarını yorumlayabilmek için o modeli bize veriyor. Kullanacağız modeli yani. Ve Millikan yağ damlası Thomson'un E bölü M tane elektronun yükünün kütlesine oranı Rutherford açılması deneyleriyle sınırlı kalınır. Bu deneylerle ilgili matematiksel hesaplamaları girilmez. Evet, bunları biraz böyle yüzeysel geçeceğiz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak Anadolu Lisesi Devlet Yayınları kitabından başlıyoruz. Atomun kavramı. Bir maddenin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına ne diyoruz? Atom diyoruz. Hani böyle bir de hücremiz gibi yani. Hani böyle bu hani gözdeki hücreler ne oluyor? İşte biri yapıyor. Bilim insanları atomun yapısı ile ilgili çalışmalara her zaman önem vermiş. Eski çağlardan bugüne kadar maddenin yapısı hep merak konusu olmuştur. Ulan bu atomun içinde ne var ki acaba? Bizi oluşturan şeyler ne diye geliyor? Ulan hep merak etmişler. Ben olsam merak eder miydim? Etmezdim. Ben atomu değil, gökyüzünü merak ederdim herhalde. Çünkü ben biraz daha somutçuyum. Ve soyut kavramları pek kafam algılamıyor. Miletli Thales. Miletli Thales bu Milas'ta ya. Milas'ta olması lazım. Bu millet dediğim şey Milas mı acaba? Sanki Thales olabilir bilmiyorum ha. Yok ya değildir. Dur bir dakika bakıyorum geliyorum. Aydın Didim'deymiş. Neyse canım yakınlar birbirlerine. Oradan oraya geçeceğiz ya. O yüzden onu olabilir. Dünyanın özünün su olduğunu söylemiş. Oy çok güzel söylemiş aslında. Hakikaten su özüdür. Bence de gerisi yalan ya. Suyun dışında yalan. Anaksigoros ise maddedeki değişikliklerin maddeyi oluşturan bölünmez parçacıkların farklı biçimlerde düzenlenmesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Abi cümleyi biraz gerçekten çağımızın bilim insanları gibi kurmuş. Hani orada milattan önce yaşıyorsun. Sen orada birazcık edebiyatı bu kadar güzel kullanma değil mi? Yani benden şu anda güzel kullanıyorsun. Ayıp ama yani. Anaksigoros. Ve Empedokles maddeyi oluşturan bu bölünmez parçacıkları toprak, hava, ateş, tahta değil miydi o ya? Su. Su olmak üzere dört element altında toplamıştır. Yanlışın var bak. Tabii nereden bileceksin sen? Gel burada Arog'u, Gora'yı bilmem ne izle görürsün tahta olduğunu. Demokritos, ben kendi kendime gülüyorum çocuklar kusura bakmayın. Maddeleri bölünemez veya kesilemez anlamına gelen atomos olarak adlandırmış. Atomos bölünemez kesilemezmiş. Hani atom vardır böyle yersiniz. Hani çok güzeldir.
bu şeyde Bursa'da okudum da ben. Orada atom yapılıyordu. Neydi bu atom dediği şey? Çok güzel dedim ama bakmayın bildiğiniz patates ketçap yani. Atom diye yutturuyorlardı bize. Açlık tabii öğrenciydik o zaman. Paramız her gün yemeğe yetmiyordu yani. Patates ekmek, patates ekmek. Çok güzel oluyordu. Üzerine bazen ketçap yerine salçalı su döküyorlardı. Biraz da maydanoz serpiyordu. Of, efsane. Hatta yarım ekmek değil bir bütün ekmeğin arasına koyuyorlardı da şöyle bir şey. Biz onu ikiye böldürüyorduk. Yarısını o an yiyorduk. Yarısı da akşam yedik. Artık o salçalı yüzden ekmek bildiğiniz hani ıslak hamburger belki ona biraz benzetilebilir. Evet, atomos bölünemez. Kelimenin kökü buradan geliyor. Olsun ifade etmiştir. Demokritos atomu denilen bu bölünemez parçacıkların şekil, konum ve düzenleniş bakımından birbirinden farklı olduğunu, her türlü maddenin temel yapı taşlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Güzel aslında bayağı bir yol almışlar burada. Sonra gelmiş Aristo. Toprak, hava, ateş ve sudan oluşan dört element görüşünü o da ne yapmış onaylamış. Ne demiş ki? Demiş ki Empedokles haklı. Doğru ya ben de öyle düşünüyorum demiş. Aristo'nun görüşleri yüzyıllar boyunca düşünce dünyasının etkisi altına almış ve sarsılması güç bir otorite haline gelmiştir. Sarsamıyorsunuz. Bir fikir yönetiyorsunuz. Ya bırak ya Aristo'nun dediği öyle değil. Aristo mahlı sen mahlısın. Dünkü bu falan diyorlarmış yani. Atomun varlığına dair ilk ciddi deneysel deliller. Da bakın milattan önce 300'lerden bahsediyor. 400'lü yıllardan bahsediyoruz neredeyse. Ta ilk olarak deneysel deliller anında 19. yüzyılın başında John Dalton tarafından ortaya ne olmuş bulunmuş. Abi yani arada ne kadar var lan? 2300 yıl. 2300 yıl boyunca Aristo'nun dedikleri yani böyle şeymiş. Şey yani anladınız kanun. Bugüne kadar ortaya atılan atom teorileri birbirleriyle ilişkili olarak geliştirilmiştir. Ortaya atılan bir teori bir önceki teorinin eksiklerini gidermeye çalışmıştır. Ya sen şurada yanlış yapmışsın bak benim dediğim böyle olacak diye geliştirmişler. İlk olarak ne dedik? İlk deneysel ve bilimsel çalışma olarak kazanılan atom modeli Dalton atom modeli. Dalton, John Dalton ne yapmış? Kimyasal bileşiklerin temeli olan katlı oranlar yasası ve kütlenin korunumu yasasından yararlanarak geliştirdiği atom kuramına göre kimyacıların hani eş meşhur adamıdır. Fizikçiler için o kadar önemli değil ama kimyacılar bunun yani kimyacıların bir aylarca anlattığı konu bu yani. İyi ekmek yiyorlar. Eğer John Dalton olmasaydı kimyacıların herhalde müfredatı 3 yıla falan düşerdi. Geçirip sevgili Arzu Küreşçi, Mücahit Yavuz, Gülderen Gökmen size buradan selam olsun canım kimya arkadaşlarım. Her element atom adı verilen ne diyor Dalton bak diyor bak ne diyor. Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Taneciklerden oluşmuştur. Atomlar içleri dolu ve sert taneciklerdir. İçi dolu sert tanecik. Unutma içi dolu sert. İçi dolu ve sert. Kimyasal tepkimelerde atomlar bölünemez. Baba baba baba. Evet. Görürsün bölünüyor mu bölünmüyor. Fizikçiler onu nasıl bölüyor? Onu göstereceğiz biz. Radyoaktivite konusu. Bölünemez ve yeniden oluşturulamaz. Çok da güzel oluşturulabiliyor yani. Güneş bunu her gün yapıyor. Her gün bir sürü elementi alıp başka bir sürü elemente dönüştürüyor. Hey gideceğim altına. Hey. Neyse. Dalton'ın ortaya attığı bu model atomun iç yapısını açıklayamamasına rağmen bak içini açıklayamıyor yani böyle tam açıklayamıyor ama yine de hadi kimyacılar al sizin adamınız işte bu kadar olur. Sizi bu kadar olabilir yani. Açıklayamamasına rağmen bundan sonraki modellerin gelişmesine önemli olabilir. Sağ ol, seni kullanıp attık. Ne ya, bir dedi ki Rutherford geldi işte Thomson geldi Bohr geldi der ki Dalton ver gel. Senden bir esinlenmiş olalım biz. Senin ekmeğini üstüne üstüne şey yapalım diyor. Evet. Çok keyif yapıyorum değil mi? Valla sıkılıyorum. Siz de sıkılıyorsunuz. Artık hani senenin sonuna geldik neredeyse. Şurada sınava kaldı kaç ay. Sıkılıyor olmalısınız. Sıkıl nereye kadar? Yani şimdi ne yapalım? Biraz eğlenerek ders alalım. Bu bizim Anadolu kitabımızdı. Anadolu kitabı bu kadar almış çocuklar. Yani iki şeyi vurgulamış. Ne demiş? Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen parçalardan oluşur demiş. Atomlar içleri dolu sert kürelerdir, sert taneciklerdir demiş. Ve kimyasal tepkimelerde de ne bölebilirsin bunu ne de yeniden oluşturabilirsin. Atomu bölecek adam yoktur demiş yani. Sonra geldik kime? Başak Yayıncılık. Hadi bakalım Başak ne diyor? Dalton atom modeli. İngiliz bilim insanı John Dalton atom ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda ilk atom modelini geliştirmiştir. Dalton'ın 1805 yılında geliştirdiği modele göre atom,
Maddenin en küçük yapı taşıdır. Ve görsel 4-5'teki gibi bölünemeyen berk içi dolu kürelerden oluşmuştur. Şurada gördüğünüz berk. Ne demek berk? Bulalım. Evet, berk katı, sert. Toprak berkmiş. Kazma işlemiyor. Çok sağlam anlamında kullanıyor. Yukarıda ne demişti ya? Adam zaten orada içi dolu sert demişti. Burada da bize berk. Berk'in de isminin anlamını öğrenmiş olduk. İçi dolu kürelerden oluşmuştur. Bu yaşa gelmişim Berk'in anlamını bilmiyorum. Ayıp be. Bu atom teorisine göre kimyasal bir bileşik. İki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. Dalton kimyasal tepkimelere giren maddeler arasındaki kütle ilişkilerine dayanarak atomların bağıl kütlelerinde bulmuştur. İşte bak kimya bunlar. Dalton aynı elementin atomlarının şekil, büyüklük ve kütle yönünden birbirinin aynısı fakat farklı elementlerin atomlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmiştir. Yani o kadar da aynı değil Dalton. O kadar da aynı değil, göreceğiz. Ayrıca atomların bir araya gelerek molekülleri oluşturduğunu belirtmiştir. Bunda sıkıntı yok valla. Bir burada doğru söylemişsin galiba. Evet, şurada gördük kritikleri. Şimdi geldik kime? Fen lisesi kitabına. Dalton atom teorisine ne diyor bu? Dalton. Harry Potter'ın yaşlanmış hali. Gözlüklere bak. 1800 yılların başında John Dalton bugünkü atom teorisinin temelini atan ilk bilim insanlarından biridir. O yüzden saygı duyuyoruz. Dalton atom teorisi kimyanın 3 temel yasasını, sabit oranlar, kütlenin korunumu ve katlı oranlar kullanarak atomun yapısını açıklar. Dalton atom teorisine göre atomun özellikleri tablo 4 1-1'de gösterilmiştir. Gidiyoruz tablo 4 1-1'de. Geldik. Evet, modern atom teorisiyle karşılaştırılması, yani günümüzde geçerli olan modern atom teorisi ne diyor? Dalton ne diyor? Hangi konularda Dalton yanılmış, hangilerinde hala haklı olduğunu söylüyoruz. Diyor ki Dalton, atom en küçük parçacıktır ve bütün elementler atomlardan oluşur. Modern ne diyor? Atom oluşan parçacıkların bulunması, atomun en küçük yapı olmadığını göstermiştir. Atom altı parçacıklarda bunu görüyoruz, değil mi? Gördük hatta, ben anlattım birazcık. İleriden anlattım, şimdi geri bastım ve anlatıyorum. Evet, yani atomumuz daha küçük parçalardan oluşuyor. Protonlardan, nötronlardan, hatta onlar da elektronlardan. Onlar da nelerden oluşuyor protonlarla nötronlar? Kuarklardan oluşuyor. Dolayısıyla daha küçük parçaları var. Tamam, burada yanıldım. Atomlar parçalanamaz, bölünemez ve yeniden oluşturamaz. İşte burada da yanıldın. Atomlar çekirdek tepkimeleri sonucunda, yani fisyon ve fizyon reaksiyonları sonucunda ne yapabilir? Parçalanabilir. Atom bombası da olduğu gibi. Ya da başka bir atoma dönüşebilir. Hidrojen atomlarının güneş içerisinde her saniye milyarlarca, milyonlarca, trilyonlarcasının helyuma dönüşmesi gibi. Bir elementin bütün atomların boyutları, kütleleri ve kimyasal özellikleri aynıdır. Burada yine yanıldın. Farklı elementlerin atomları ise kendi içinde aynı fakat diğer elementlerinkinden farklı. Bak ne diyorduk? Bir elementin kimyasal özellikleri aynı olsa da fiziksel özellikleri farklı olabilir. Mesela kütlelerin neden farklıdır? İzotop atomlardır bunlar. Dolayısıyla proton sayıları aynıdır ama nötron sayıları farklı olduğu için nötronun da bir kütlesi olduğundan bir atomun kütlesi diğer atomun izotopunun kütlesinden farklı olabilir. Burada yanıldın. Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur. Modern atom teorisine geliyorum. Aa, bileşikler birden çok element atomları. Aa, tamam. Bak, burada haklısın. Burada kafam modern fizikçiler gibi çalışmış. Atomlar içi dolu kürelerdir. Eyvah. Neydi? İçi dolu sert. Sert, berk. Atomlar boşluk değil, yapılardadır. Hiç de dolu değildir yani. Ortada bir minnacık alanda çekirdek, onun etrafında devasa bir boşluk. O boşluklarda dolanmakta olan elektronlardan oluşmaktadır. O yüzden atomlar içi dolu küreler değil. Burada da yanılıyor. İşte bak, bir tek burada doğru ve hala da doğru. Kimyacılar işte buradan almış başlarını gitmişler. Dalton'dan sonra bazı parçacıkların keşfedilmesi atom teorileri için önemli bir aşama olmuştur. Atom teorileri birbirine ilişkili olarak gelişimini devam ettirmiştir. Ha, bak kitap bile burayı vurguluyor. Ha bile burayı vurguluyor. Diyor ki hep birbirini geliştirmiştir, birbirini geliştirmiştir. 1891'de George Constant Stoney elektronu, 1920'de Ernest Rutherford protonu ne yapmıştır? Keşfetmiştir. Yani elektron ve protonun keşfinden sonra işte onları bulacağız ki atomu demek ki bunlar oluşturuyor diyebilelim, değil mi? Evet, burayı bitirdik çocuklar. Thomson atom modeline geçeyim mi? Yoksa bu 14 dakikalık bir video olarak kalsın. Burayı bitireyim.
Thompson'ı sonra anlatayım. Sonra Rutherford'u anlatayım. Öyle yapayım değil mi? Öyle olsun ya. Kısa olsun bizim olsun. Hadi Thompson'a geçiyoruz. Gelin. İzleyin hemen gelin. İzleyin gelin. Hadi hoşçakalın.